Dostlar merhabalar. 11. üniteye geçtik arkadaşlarım. Trigonometrik denklemlerdeyiz dostlar. Trigonometrinin son kısmındayız. Birinci köşe taşımızla başlayalım. Kosinüsün denklemiyle ilgili bir formülümüz var arkadaşlarım. Bir bilgimiz var. Kosinüste şunu bileceksin kardeşim. Bir açıyı bulacağız. Yani kök 3/2 var ya burada. Şimdi diyeceksin ki acaba kosinüs kaç kök 3/2'dir? Kosinüs 60 derece, kosinüs 30 derece kök 3/2'dir dostum. O halde diyeceğiz ki buradaki açı bir 30 derece olacak, bir de eksi 30 derece. Yani kosinüste şunu bileceksin, kosinüsün çözüm kümesini yazarken alfayı buldun, bir de eksi alfayı alacaksın dostum. Kosinüste bu, alfa, eksi alfa. Mesela bir dahaki köşe taşı muhtemelen sinüse geleceğiz. Sinüste de ne yapacağız? Alfa 180 eksi alfa diyeceğiz dostlarım. Kosinüste neymiş? Alfa ile eksi alfa. Sinüste neymiş? Alfa ile 180 eksi alfa. Tamam hocam, şimdi alfayı buluyoruz da ne yapacağız başka? Bakın o kısmı da halledelim. Şimdi önce ne diyecekmişim? Şurası hangi açı olursa kosinüs kök 3/2'ye eşit. 30 derece. Kosinüs 30 kök 3/2'ye eşit. O halde diyorum ki 2x artı 40 bir 30 derece olacak. 2x artı 40 bir de eksi 30 derece olacak diyeceğim dostum. Yalnız bu kadarla da kalmıyorum. Bir de bunların yanına artı 360k artı 360k'yı ekliyorum dostlarım. İşte çözüm kümeniz budur dostlar. Tabi çözüm kümesi nelerden oluşur? X'lerden oluşur. O halde benim bir de x'leri bulmam lazım. Yani öncelikle şu 40'ı hemen sağ tarafa atalım. 2x eşittir. 40 buraya eksi geldi. Eksi 10 oldu. 30 eksi 40'tan. Artı 360k. Şurada da düzenleyelim. 2x eşittir. 40'ı buraya attım. Eksi 70 artı 360k. Bakın x'i hala bulamadık. 2x'i bulduk. Bir de 2'ye bölelim o halde. 2'ye bölersek burası eksi 5 olur. Bakın şöyle oldu. X eşittir. Eksi 5 artı 180k. Çünkü 2'ye bölüyorum. X eşittir. 2'ye bölelim. Eksi 35 artı 180k. İşte aradığım çözüm kümesi bu elemanlardan oluşacak. Bakalım hangi şıkta var. Eksi 5 bir kere Bursa ile Adana gitti. Çünkü 15 var onlarda. Eksi 5 burada. Denizli'de gitti çünkü 360 var. 180 olması lazım. Eksi 35 olacak. Edirne'de gitti. Cevabımız Ceyhan'daymış dedik dostlarım. Ve geldik şu soruya. Hemen ikinci soruya bakalım. Denkleminin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Şimdi önce kosinüs kaç, yani alfamız kaç derecedir ki 1'e eşit olsun? Alfamız 0 derece olacak arkadaşım. Çünkü kosinüs 0 1'e eşittir. Şimdi eksi alfa lazım bir de. Eksi 0 o da. 0'ın eksisi artısı olmayacağı için demek ki buraya bakmama gerek kalmayacak. Sadece şurayı incelesem yeter. Şimdi nasıl yazıyordum kökünü? 2x benim alfa dediğim şey 2x 0 derecedir artı 360k. Ha bir de ne diyecektik? 2x eksi 0 dereceye eşittir artı 360k, ama ne dedim, 0'ın eksilisiyle artılısı bir şey değiştirmeyeceğinden buraya bakmama gerek yok, sadece bunu incelemem yeter. Peki bir de 2'ye bölelim değil mi burada her iki tarafı? X eşittir yine 0 olduğu artı 180k. İşte benim x dediğim kökler böyle bir şeymiş kardeşim. Hemen yazalım. Şimdi k dediğin yere değer vererek bütün aralığı bulabilirsin. K'ya 1 ve 0 verelim ilk önce. 0 verirsem burası 0 olur. 0 artı 0'dan 0 gelir. 1 verirsem 180 ile 0'ın toplamı 180 olur. 2 verirsem 360 ile 0'ın toplamı 360 olur. 3 verirsek 540, 4 verirsek 720 diye bu sonsuza kadar gider. Ama bana bakın şurada bir aralık vermiş. Demiş ki en az 0, en fazla da 2 pi. Yani 360 olabilir. Hatta 360 dahil değil. 360 olamaz bile. Demek ki buradan sonrasına bakmama gerek yok. O halde 2 tane kökü vardır dedim dostlar.
Ve geldim üçüncü soruma. Sekant diyor ki, sekant dediğimiz şey neydi? 1 bölü kosinüs demekti. Eşitmiş eksi 2. Hadi gelin her iki tarafı takla attıralım. Kosinüs oldu benim değerim. Burası da eksi 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Peki kosinüs ne bu? 4x eksi pi bölü 3. Dostum kosinüs kaç? Eksi 1 bölü 2'ye eşit. Bunu düşüneceğiz şimdi. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'ye eşit. Yani senin alfa dediğin şey 120 olacak. Yani şurası bir 120 olacak, bir de eksi 120 olacak. Peki önce 120'ye eşitleyelim. 4x eksi pi bölü 3 60 demektir. 4x eksi 60 bir 120 oldu. Artı 360k. Bir de 4x eksi 60 eksi 120 oldu. Artı 360k. Peki eksi 60'ı buraya alalım. 4x eşittir 180 artı 360k oldu. 4x eşittir eksi 60'ı buraya atarsak dostlarım yine eksi 60 kaldı 120'den geriye, artı 360k geldi. Bir de 4'e bölelim hepsini. X eşittir 45 artı 90k, x eşittir eksi 15 artı 90k. Şimdi k'ya değer vererek gidelim dostlar. K'ya bir 0 verelim hemen. İlk önce 0'ımızı verelim. K 0 ise buradan x'imiz ne çıkar? Burası 0. 45 var. 45 çıkar. K 0 ise eksi 15 çıkar. 1 verelim. 90. 45 daha 135 gelir. 1 verelim. 90. Eksi 15 daha 75 gelir. 2 verelim. 180. 45 daha 225 gelir. 2 verelim. 180'den 15 çıktı, 165 gelir şeklinde bu sonsuza kadar gider. Ama bana neyi soruyor? En küçük pozitif. Şimdi en küçükleri eksi 15. Ama pozitif dediği için 45 oldu değil mi kardeşim? En küçükleri 45'tir. O da pi bölü 4 demektir diyebiliriz dostlarım. Ve geldik buna. Şimdi kosinüsün karesi 1 bölü 2. O halde kosinüsümüz ne olabilir? Kosinüs 3x. Her iki tarafın kare kökünü alın. Neyin karesi 1 bölü 2'dir? Artı eksi kök 2 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2 yapar dostlar. Peki o halde şimdi soralım. Önce artı kök 2 bölü 2 için konuşalım. Kosinüs kaç kök 2 bölü 2'dir diye soralım. Cevabı 45 değil mi arkadaşım? O halde alfa 45. Yani 3x eşittir 45 artı 360k veya 3x eşittir eksi 45 artı 360k. Şimdi hemen 3'e bölüyorum her iki tarafı. X eşittir 15 artı 120k veya x eşittir eksi 15 artı 120k geldi. Şimdi hemen k'ya 0 dersek burasından 15 gelir. 0 dersek eksi 15 gelir. 1 dersek 135 gelir. 1 dersek 105 gelir. 2 diyelim. 2 dediğimiz takdirde ne gelecek dostlarım? 240. 15 daha 255 gelecek. 2 dediğimde 240. 15 çıktı. 225 mi oluyor? Evet, 225 şeklinde gidiyor bu. Tabi bana hangi aralık diyor? 0 ile pi aralığında olacak. Yani 0'dan küçük olmayacak, 180'den büyük olmayacak. O halde bu olur. Bu olur. Bir de 105 olur. Başka da olmaz. Bakın ben bunu ne için yaptım? Kök 2 bölü 2 için yaptım. Bir de eksi kök 2 bölü 2'ye eşit. 3 tane buradan geldi. 3 tane de buradan gelecek dostlarım. Toplamda 6 tane kökü vardır diyebiliriz. Evet, birinci sorumuzun, birinci köşe taşımızın sonuna geldik. Ve geldim ikinci köşe taşına. Bakalım bu ne diyor? Sinüse geçmiyormuş arkadaşlarım. Yine kosinüslü ifade. Bu sefer iki tarafta da kosinüsler var. Bu da çok kolay dostum. Hiçbir farkı yok. Bu sefer bakın. Şurası benim alfam. Şurası da sayı değerimmiş gibi düşünün. Yani şöyle yapıyorum. X eksi pi bölü 2 eşittir. Alfa bu. X artı pi bölü 3 artı 360k veya x eksi pi bölü 2 eşittir. Bir de bunun eksilisini alıyorduk değil mi? Eksi x eksi pi bölü 3 artı 360k diyorum.
Şimdi hadi düzenleyelim burayı. Şu x buraya gelirse 0 eşittir olacak. Yani x'ler gidiyor. Buradan çözüm kümemiz boş küme geliyor kardeşim. Buraya bakmayalım hiç. Şuraya bakalım. Eksi x'i buraya aldım. 2x oldu. Pi bölü 2 90'dır. Pi bölü 3 60'tır. 90 buraya artı geldi. 90 eksi 60 oldu. Yani 30 artı 360k oldu burası. 2'ye bölelim. 15 eksi... Yok, 15 artı 180k haline dön. Şimdi k'ya 0 verirsem 15 olur. 1 verirsem 195 olur. 2 verirsem 360, 375 olur şeklinde gider. Bana diyor ki en küçük pozitif, yani 15'i soruyor. 15 cevabımız 15. O da radyan cinsinden, 180 bölü 12 demektir. Cevabımız Adana'da çıktı. Geldik 2 numaraya. Artık burada ne yapacağınızı biliyorsunuz dostlarım. İsterseniz ben sizin yerinizde olsam videoyu bir durdurur, burada kendim çözmeye bir çalışırım. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi 3x eksi 50 bir eşittir denecek. X artı 30 artı 360k'ya. Bir de 3x eksi 50 eşittir eksilisine. Eksi x eksi 30 artı 360k denecek dostlar. Hadi toparlayalım. X'i buraya alalım. 2x. Eksi 50 buraya gelsin. 80 artı 360k. Hatta 2'ye bölelim. X eşittir 40 artı 360k. Şunu toparlayalım. X buraya gelsin. 4x. Eksi 50 buraya gelsin. Artı 50 olarak 20 artı 360k. 4'e bölelim. X eşittir 5 artı 90k geldi. Ha, şurada 2'ye böldüğümde şurası da 180k olacak kardeşim. Şimdi artık x'leri bulalım. 0 dersem 40 derece olur. K'ya 0 dedim. 1 dedim 220 olur. 2 dersem 360-400 olur şeklinde gidiyor. Ama hangi aralıkta istiyor? 0 ile 180 aralığında. O halde buradan sadece 40 geldi. 40'ın dışında başka kök yok. Çünkü 0 ile 180 aralığında diyor. Diğerine bakıyorum. K'ya 0 verdim. X buradan bir 5 gelir. K'ya 1 verdim. 95 gelir. K'ya 2 verdim kardeşim. 185 gelir diye. Bu da bu şekilde ilerliyor. Ama yine 0 ile 185 arasında olacağı için benim bulacağım değer bu ikisi olacak buradan da. Bize de kökler toplamını soruyordu. 95, 5 daha 100, 40 daha 140 yaptı sorumun cevabı. Ve ben de geldim 3. sorumuza arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi bakın burada x'in önünde eksi var. Ben hani deminden beri hep x'imizin önünde artı vardı. O yüzden bunu şöyle yapacağım. 2x eksi 4 pi bölü 3 yazacağım. Sonuçta kosinüs İçeride yer değiştirmeyi önemsemiyordu arkadaşım. Çünkü içerideki eksiği yutuyordu kosinüs. Eşittir diyorum. 5 pi bölü 9 artı 360k'ya veya 2x eksi 4 pi bölü 3 eşittir eksi 5 pi bölü 9 artı 360k. Hadi düzenleyin. Şimdi 2x var. Şu pi bölü 3 60 demektir. 4 ile çarparsam eksi 240 yapar. Eşittir. Pi bölü 9 20 demektir. 180'i 9'a böldüm 20. 5 ile çarparsam 100 yaptı. Artı 360k. Yine burayı da aynı şekilde yazayım. 2x eksi 240 eşittir. Eksi 100 artı 360k. Şimdi toparlayalım. 2x eşittir. Bunu attık buraya. 340 artı 360k. X eşittir. 170 artı 360k. K'ya 0 verirsem 170 gelir. K'ya 1 verirsem 360, 460, 520, 530 gelir ki bana diyor ki 0 ile 270 aralığında olsun. O zaman buradan başka bir şey yazmama gerek yok. 170 çıkıyor sadece. Diğerine geldim. Eksi 240'ı buraya atalım. 2x eşittir. 140 artı 360k oldu. 2'ye bölelim. X eşittir. 70 artı 180k geldi. Şimdi bir 0 verirsek 70 olur bir kere. Başka ne vereceğiz? 1 verirsek 250
olur. 250 de kabuldür. Çünkü 270'e kadar istiyor bizden. Ama 3 verdiğimde, daha doğrusu 2 verdiğimde 360, 70 daha, 430 falan filan bir şeyler oluyor arkadaşlarım. Tabii 270'i geçince diğerlerini almaya gerek yok. 3 tane kökü çıktı. Zaten bize de sayısını soruyormuş. Cevap 3 tanedir dedi. Ve geldim şuna arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi hemen ne demiştik? Şu adam, yani x artı pi bölü 3. Ne olacak bu? X artı pi bölü 3 60 demektir. Eşit olacak. Şunu bu tarafa attığınızda arkadaşlarım yine eksi olarak geldi değil mi buraya? Eksi kosinüs pi bölü 6 eksi 2x oldu ve kosinüs dışarıdaki eksiyi biz çok ne yapıyorduk kosinüslerde? Umursamayacaktık kardeşim. Buradan da ne gelecek? Pi bölü 6, pi bölü 6'yı da 30 diye yazayım hatta. 30 eksi 2x geliyor. Artı 360k. Şimdi düzenleyelim bunu. Eksi 2x'i buraya alalım. 3x. 60'ı buraya gönderelim. Eksi 30 artı 360k. 3'e bölelim. X eşittir. Eksi 10 artı 120k. Hemen k'ya 0 verirsen eksi 10 gelir. 1 verirsem 110 gelir. 2 verirsem 240, 10 çıktı. 230 gelir. Bu şekilde gidiyor. Ama bana 0 ile pi aralarında olanı soruyor. Yani 0'dan büyük, 180'den küçük olanı soruyor. O halde bir tek 110 var burada bunu sağlayan. Şimdi bir de ne demiştim dostlarım? Bir de şunun eksilisini eşitleyeceğiz değil mi? Şurada yapalım onu. X artı 60 eşittir. Eksi 30 artı 2x artı 360k. Şimdi x eşittir ne gelir buradan? Eksi 90. Hatta 2x de buraya alalım. Eksi x oluyor değil mi? Eksi 90 artı 360k. İlk eksi ile çarpalım. X eşittir 90 artı eksi 360k geldi. K'ya 0 verirsem 90 çıkar. K'ya 1 verdiğimde eksi 360, oho çıktı. Aralıktan çıkıyor. 0 ile 180 aralığından çıkıyor. Bir tek 90 var burada da. Kaç farklı kökü var? Bir tane buradan, bir tane buradan geldi. İki tane kökü var dedim dostlarım. Evet arkadaşlarım, 2 numaralı köşe taşını da gömdük. Hemen 3 numaralı köşe taşına geçelim. Şimdi dostlar, 11. ünitenin yani trigonometrik denklemler ünitesinin 3. köşe taşında kalmıştık. Oradan devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi bakalım ne diyor bu? Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi sinüsün denklemini çözeceğiz dostlarım. Sinüste de şuna dikkat edecektik. Hatırlayın geçen köşe taşını. Kosinüste neydi? Alfa ile eksi alfa. Sinüste de alfa ile 180 eksi alfa olduğuna dikkat edeceksin dostum. Şimdi normalde diyeceğiz ki şuradaki açımız neye eşit arkadaşlar? Yani sinüs kaç kök 3 bölü 2'dir diye soracağız. 60 derece. O halde 3x eksi 12, hemen yazıyorum, 3x eksi 12 bir 60 derece olacak. Artı 360k. Bir de dostum 3x eksi 12, 180'den çıkartıyorum arkadaşlar 60'ı. 120 artı 360k diyeceksiniz dostlarım. Peki devamını yapalım. Bundan sonrası kolay. Eksi 12'yi bu tarafa atalım. 3x eşittir 72 artı 360k geldi. 3'e bölelim. X eşittir 24 artı 120k. 24 artı 120k arıyoruz. Şunların hiçbirinde yok. Bir tek cevap Adana'da var. Buraya bakmaya bile gerek kalmadı kardeşim. Ve geldim 2 numaraya. Kosekant diyor kardeşler. Kosekant dediğimiz neydi? 1 bölü sinüs olacak. Demek ki 1 bölü sinüs 6x. 1'e eşit. Her iki tarafa takla attırdım. Sinüs 6x eşittir 1 geldi. Şimdi soralım. Sinüs kaç 1'e eşittir dostlar? 90 derece. Demek ki 6x eşittir. Bir 90 artı 360k olacak. Bir de 6x eşittir. 180'den çıkaracağım bu 90'ı. Artı 360k gelecek. 180'den 90 çıktı. Yine 90 kaldı. Yani bunun aynısı oldu kardeşim. O halde bu tarafa bakmaya gerek yok dostum. Hemen şimdi sadece bu tarafı inceleyelim. Ne yapacağız? 6'ya böleceğiz her iki tarafı. X eşittir 15 olacak. Artı 60k gelecek dostlar.
Bize de şimdi köklerini soruyor. K'ya 0 verelim 15 derece çıkar. 1 verelim 75 derece. 2 verelim 120, 15 daha 135 derece çıkar. 3 verelim 180, 15 daha 195 derece çıkar ki bu şekilde gider. Ama bize diyor ki 0'la 180 arasında olsun istiyor. Yani sadece şu 3 değeri alabiliyorum dostlarım. O yüzden cevabım 3 tane kökü var dedim. Ve geldim 3 numaralı soruya. Dostlar diyor ki sinüsün bir değeri eksi kök 2 bölü 2. O halde diyorum ki ben de içerideki açı yani 2x eksi pi bölü 4 ki pi bölü 4 45 derecedir. 225'e eşittir. Artı 360k ya da 2x eksi 45 eşittir. 180'den çıkartıyorum. Eksi 45 artı 360k'dır diyorum. Şimdi düzenleme aşaması 2x eşittir. 270 artı 360k gelir. 2'ye bölelim. X eşittir. 135 artı 180k geldi. K'ya 0 verdim. 135 çıktı arkadaşlarım buradan bir değerimiz. K'ya 1 verdim. 180, 135 daha. İşte daha büyük bir sayı. Bana en küçük pozitif kökü sorduğu için burada bulacağım en küçük kök 135 çıktı. Şurayı bir inceleyelim dostlar hemen. Eksi 45'i bu tarafa attık. 2x eşittir 0 artı 360k geldi. 2'ye bölelim. X eşittir 0 artı 180k çıktı. K'ya 0 verirsem 0, 1 verirsem 180, 2 verirsem 360 diye bu da gidiyor. En küçük de burada 0 çıktı. Ama pozitifini soruyor. 0 değil 180 çıktı burada en küçük o halde. Burada da 135 çıktı. Hangisi daha küçük diye sordum. Tabii ki 135 ki 135'in de radyandaki karşılığı 3 pi bölü 4 olacak dedik dostlar. Ve geldik 4 numaralı soruya. Denkleminin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Çarpımları 0'a eşit. O halde diyorum ki ya burası 0 ya da burası 0. Şurayı 0'a eşitledim. 4 tane sinüs x eksi 5 eşittir 0. 4 sinüs x eşittir 5. Sin x eşittir 5 bölü 4 geldi. E dostum sinüs 5 bölü 4 ne demek bu? 5 bölü 4 birden büyük bir sayı çıktı. E birden büyük bir sayı çıkınca sinüsün değeri olmaz kardeşim. Sinüs çünkü neydi? Eksi 1 ile 1 aralığında değer alacaktı değil mi sinüs dediğimiz amcamız? 5 bölü 4 olmaz çünkü bu 1 nokta bir şey. Birden büyük değer almaz. Demek ki buradan çözüm kümesi boş küme çıkacak. Şuraya konuşalım biz şimdi. 3 sinüs x ne oluyor? 3 sin x eşittir. Eksi 2 geldi. Sin x eşittir. Eksi 2 bölü 3 geldi. Bak sinüs x eksi 2 bölü 3. Yani şuralarda bir yerde olabilir benim açım. Bir de şuralarda bir yerde olabilir kardeşim. Çünkü sinüs bu bölgede ve bu bölgede eksi bir değer alıyor. Demek ki iki tane değeri vardır. Cevabım Bursa'dır diyebilirim dostum. 3 numarayı gömdük. Hemen 4 numarayı alalım. Bakalım 4 numara ne diyor. Yine sinüs. İki tarafta da sinüs varsa ne yapacağımızı söylüyor. Hiç farklı bir şey yapmayacağız dostum. Şimdi burada da şu açıyı aldım. 5x artı 5x artı pi bölü 4. Pi bölü 4 dediğimiz açı 45 derecedir. Eşittir diyorum. Bir 5 pi bölü 18'e eşitliyorum arkadaşlarım. 5 pi bölü 18 dediğimiz açı da ne olacak? 5 pi'yi 18'e böl 10. 5 ile çarp 50. Artı 360k yazıyorduk. Bir de dostlar ne diyeceğiz? Yine bu 5x artı 45 derece dediğimiz açı 180'den çıkarıp da eşitleyecektim dostlar bir de. Yani 130 artı 360k dedim. Ne yapıyordum? Bir açı alfaya direkt eşitleniyorum. Yani şuradaki açıya 50 derecedir bu 5 pi bölü 18. Bir 50'ye eşitliyorum. Bir de 180'den çıkartılmış haline. Yani bir alfa bir de 180 eksi alfa diyorduk. Hatırlayın arkadaşlar. Peki devamını yapalım. 45'i bu tarafa attık. 5x eşittir 5 artı 360k. 5'e bölelim. X eşittir 1 artı 5'e bölersem 72k geldi. Şurayı konuşalım. 45'i bu tarafa attık. 130'dan 45 çıktı 85. 5x eşittir 85 artı 360k. 5'e bölüyorum. X eşittir 17 artı
72K geldi dostlarım. 17 artı 72K. Şimdi K'ya bir sıfır değeri verelim. 1 gelir buradan x'imiz. Başka bir değeri verelim. 72 gelir. 73 gelir. 2 değeri verirsem 144, 145 değeri gelir diye gidiyor bu. Ama bana diyor ki x için 0 ile 90 aralığında olacak. Demek ki bu olamaz. Buradan 2 tane çıktı kardeş. Şuraya bakalım. 0 verirsem 17 gelir. 1 verirsem 89 derece olur. 2 verirsem 144, 17 daha 150, 161'li falan. Yani 90'dan büyük bir değer çıkıyor. Bana 90'dan küçük ve 0'dan büyük olanları sorduğu için 2 de buradan geldi. 4 tane değeri çıktı diyebilirim Gobeller. Peki geldik 2 numaraya. Evet, yine 2 tane sinüs değerini birbirine eşit görüyoruz dostlarım. Ne yapacağız hemen kardeşim? Bir diyeceğiz ki 120-3x, şurada yapalım onu, yukarıda yapalım. 120-3x bir eşittir x artı 40 artı 360k diyeceğiz. Hemen burayı bir toparlayalım. X'i buraya alalım. Eksi 4x olur burası. Eşittir. 120'yi buraya alalım. 120, 40 da buradan geliyor. Eksi 80 artı 360k. 4'e bölelim hemen hepsini. X eşittir. Hatta eksi 4'e böleyim. X eşittir 20. 4'e bölersem, eksi 4'e bölersem eksi 90k geldi. Şimdi buradan değerleri bulalım hemen dostlarım. K'ya bir 0 verelim kardeşim. 0 verirsem 20 derece çıkar. K'ya 1 verirsem eksi 70. Eksi 70'i geç çünkü 0 ile 180 arasında istiyor. Eksi 1 verelim K'ya. Eksi 1 verdiğimde burası artı 90 olacak. Şurası çünkü eksi ya. Artı 90 oldu. 20 daha 110 gelecek. Eksi 2 verirsem 180. 20 daha 200 oldu. 180'in dışına taştı. Bu aralıkta istiyor. 0 ile 180 aralığında. Buradan 2 tane geldi dostum. 20 ile 110. Yani 20 ile 110 olacak. Şöyle bakıyorum. Bir tek Denizli şıkkında var. Diğerine bakmaya bile gerek kalmadı. Bir de ne yapacaktım? Şunu 180'den çıkarıp eşitleyecektim. Ama hiç gerek kalmadı kardeşim. Geldim 3 numaralı soruya. Denklemini sağlayan en küçük 2 pozitif x açısının toplamı kaç radyandır diye soruyor. Hemen yapalım şimdi bunu. Ne diyeceğiz? Bir x artı 7 pi bölü 9 eşittir 2x artı 5 pi bölü 9 artı 360k diyoruz. Hemen düzenleyelim bunu. 2x'i buraya alalım. Eksi x kaldı. 7 pi bölü 9'u buraya alalım. Eksi 2 pi bölü 9 kaldı. Artı 360k. Ne yapalım? Bir de eksiyle çarpalım burayı. X eşittir 2 pi bölü 9 eksi olacak 360k, yani 2 pi k geldi. Şimdi k'ya değer verelim. Bir 0 verelim, 2 pi bölü 9 çıktı. 1 verelim, 1 verirsek arkadaşlarım 2 pi eksi 7 pi'lere giriyor. 7 negatif sayılara geçiyor. Geçelim başka. Eksi 1 verelim ne gelecek? Eksi 1 verirsem artı 2 pi oldu. 9, 18 pi bölü, yok 20 pi oldu. Bölü 9. Bu şekilde gidiyor. Buradan en küçük 2 pi bölü 9 geldi. Bakalım başka daha küçük çıkacak mı? Bir de diğeri vardı bunun. Neydi o da? Şimdi bu eşittir. Yani x artı 7 pi bölü 9. Şunu 180'den çıkartacaktım arkadaşlarım. Yani pi'den çıkartacağım bunu. Pi'den çıkartırsam dostum ne olacak? Şöyle yazayım ben. Pi eksi 2x eksi 5 pi bölü 9 gelecek artı 360k. Bu şekilde bir şey olacak. Şimdi düzenleyelim bunu da. Eksi 2x'i buraya alalım. 3x eşittir. 7 pi bölü 9'u da buraya alırsam 4 pi bölü 9 eksi 7 pi bölü 9, yani eksi 3 pi bölü 9 olacak artı 360k, yani 2 pi k. 3'e bölelim bir de hepsini. X eşittir olduğu şu 3 gider, eksi pi bölü 9 kaldı burada. Bir de 3'e bölersem artı 2 pi bölü 3k kaldı kardeşlerim. Bu hale getirdik. Peki devam düzenleme kısmına. Şimdi buradan da değer bulalım. Bir de birkaç değer verelim buna. 0 verirsem eksi pi bölü 9. 1 verirsem 6 pi bölü 9, 5 pi bölü 9 çıkıyor 1 verdiğimde. Bakın bir değer de buradan geldi en küçük. Bize de en küçük iki değerin toplamını sorduğu için cevap 7 pi bölü 9 geldi kardeşlerim. Bursa şıkkında doğru cevabımız mevcut.
Ve geldim 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Denkleminin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye bir sorusu. Hemen toparlıyorum arkadaşlarım. Ne diyordu? 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Şöyle yapıyorduk dostlarım. Şimdi önce şu sinüs eksi 2x'i bu tarafa bir atalım. Sinüs eksi 2x buraya gelsin. Şöyle olacak. Sinüs pi bölü 3. Yani pi bölü 3 dediğim neydi? 60 derece kardeşim. 60 eksi x eşittir. Buraya gelirse eksi sinüs eksi 2x olacak. Eksisini içeriye alıyorum arkadaşım. Burayı artı yaptım. Yani ne oldu? Şu eksi içeriye girdi. Artı oldu. O halde 60 eksi x 2x'e eşit olacak diyeceğiz. Hemen yazalım. 60 eksi x eşittir. Bir 2x artı 360 k'ye eşit. Bir de 180'den çıkartacağız değil mi bunu dostlar? Şöyle olacak. 60 eksi x eşittir. 180 eksi 2x artı 360 k. Bu şekilde yazdım. Hadi şimdi toparlayalım, düzenleyelim bunu. 2x'i buraya alalım. Eksi 3x olsun burası. Eşittir. Eksi 60. 60'ı da buraya aldım. 360k. Eksi 3'e bölüyorum. X eşittir. 20 eksi 120k geldi. K'ya 0 verirsem 20 çıkar. Eksi 1 verdim. Artı 120. 20 daha 140 oldu. Eksi 2 verdim. Eksi 2 verince 240. 20 daha 260 geldi. Eksi 3 verince eksi 360. 20 daha 380 oldu. Bu şekilde gidiyor. Ama ben ne istiyor benden? 0 ile 2 pi aralığındakileri istiyor. Şunu alamam dostum. Bu dahil değil. Burayı geçtim. Buradan 3 tane çıktı. Şimdi şurayı konuşalım bir de. Bakalım buradan kaç tane çıkacak onu görelim. Ne diyorum şimdi dostum? Eksi 2x'i buraya alırsam x olacak. 60'ı buraya alırsam da 120 artı 360k geldi. Şimdi k'ya 0 verirsek 120 çıkar. K'ya 1 verirsek 360'dan bayağı büyük bir şey. 480 geliyor. Demek ki bu şekilde gidiyor. Burada da 0 ile 2 pi aralığında bir tek 120 giriyor. Bir tane buradan, 3 tane buradan. Totalde 4 tane değer geldi Gobert'e. Evet arkadaşlarım, durdum burada. Sonra devam edeceğiz inşallah.